Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldik. Hoş bulduk mu diyelim, hoş geldik mi diyelim arkadaşlar ama sevimsiz bir haberle sizlerle birlikteyiz. Nedir bunlar? 2022 yılında ödeyeceğimiz vergi, harç ve cezalar arkadaşlar. Ve motorlu taşıt vergilerini sizlere sunacağız. Bayağı okkalı kallı bir zam geldi arkadaşlar. Resmi enflasyon %19,93 gibi bir rakam olurken TÜİK'in açıkladığı rakamlar. Ama velakin lakin resmi enflasyon %19'sa neden bu vergileri %19 zam gelmiyor da %36 zam geliyor arkadaşlar. Bunu yorumunu sizlere bırakıyorum. 2022 yılında vergi, harç ve cezalara ve motor taşıt vergilerine %36,60 oranda zam geldi arkadaşlar. Evet resmi enflasyon %19 ama cezalara, vergilere, cezalara, harçlara gelen zam %36,6 arkadaşlar. Emniyet kemeri kullanmamak arkadaşlar. 196 TL'ye çıkarıldı. Hız sınırı %50'den fazla aşmak. 1825 TL'ye çıkarıldı arkadaşlar. Aradaki fark nereden baksanız kabaca bir 500 TL arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geçmek. 314 TL'den 428 TL'ye çıkarıldı. Park yasağına uymamak. 144 TL'den 196 TL'ye çıkarıldı. Alkollü araç kullanmak. Birinci defa yakalanırsanız 1340 TL'den 1825 TL'ye çıkarıldı makas atmak trafikte. 1340 TL'den 1825 TL'ye çıkarıldı arkadaşlar. Plakanın okunmasını engellemek 551 TL'den 751 TL'ye çıktı. Aracı plakasız kullanmak bayağı okkalı bir cezaymış. 2270 TL'den 3092 TL'ye çıkarmış arkadaşlar. Muayenesiz araç kullanmak 314 TL'den 428 TL'ye çıkarıldı. Eğliyetsiz araç kullanmak 2.698 TL'den 3.675 TL'ye çıkarıldı. Emniyet şeridini kullanmak 314 TL'den 428 TL'ye çıktı arkadaşlar. Tap harcı. Arsa alımlarında, ev alımlarında, daire alımlarında tap harcı veriyoruz arkadaşlar. 381 TL'den 519 TL'ye çıkarıldı ki baya büyük rakamlar. Yurt dışından getirilen cep telefonuna ödeyeceğimiz vergi. 2006 liradan 2732 TL. Ye. nereden baksanız 700 TL'ye yakın bir arada fark var arkadaşlar. Yurt dışından telefon bile getiremiyoruz arkadaşlar. Buna bile vergi anlıyor. Ben anlamıyorum ki yurt dışına çıkıyorsun ayrıyetten ona da pul bir o tarz bir şey para alınıyor. Yurt dışına çıkayım hadi çıkamıyoruz da zaten arkadaşlar euro 14-15 lira oldu. Sterlin 17-18 lira oldu. Hadi Pasaport almayı alayım desen pasaportlar da dünyanın parası. Baksanıza arkadaşlar. Şimdi or oraya, oraya da geliyorum. Ehliyet harçları. A sınıfı ehliyet 271 liradan 369 liraya. B sınıfı 820 liradan 1117 liraya. F ve H sınıfı 271 liradan 369 liraya çıkarıldı arkadaşlar. Pasaport harçları 6 aya kadar 227 liradan 309 liraya. 1 yıllık olanlar 331 liradan 451 liraya, 3 yıldan fazla pasaport alırsanız 1085 liradan 1478 liraya, silah taşıma ruhsatı yıllık arkadaşlar 1521 liradan 2072 liraya, silah bulundurma ruhsatı yıllık 2434 liradan 3315 liraya çıkarıldı arkadaşlar. Bu pasaporta da bu kadar para verilmesini ben anlam veremiyorum. Alt tarafı atıyorum şuradan ne bileyim Gürcistan'a gidip geldik diyelim hani ya da Bulgaristan'a, Yunanistan'a gidip geldik diyelim. Mesela Gürcistan arkadaşlar sadece kimlikle girilebiliyor. Ama orada bile mesela en son 50 TL'ydi galiba. Sadece dışarı çıktınız diye 50 TL devlet senden vergi oluyor arkadaşlar. Böyle acayiplikleri var. Her yerde vergi var. Kısaca arkadaşlar. MTV tutarları. Motorlu taşıtlar vergisi 1-3 yaş. 1300 cc ve aşağısı 56.500 TL'yi aşmayanlar 1051 liradan 1431 TL'ye çıkarıldı arkadaşlar. 99.000 TL'yi aşanlar 1261 liradan 1717 TL'ye çıkarıldı. Not. Araç fiyatları da %36.20 artacak. Örneğin 56.500 TL'lik bir araç fiyatı 77.000 liraya çıkacak arkadaşlar. 1.3 yaş. 1300 cc ile 1600 cc arası arkadaşlar. 56.600 TL'yi aşanlar. 1830 TL'den 2492 TL'ye çıkmış arkadaşlar. Bayağı kalabalık bir, bir vergi gelmiş gene. 99.000 TL'yi aşıyorsa aracınızın bedeli 3381 TL'den 5286 TL devlete vergi vereceksiniz arkadaşlar. Motosiklet 100 ile 250 cc arası motoru varsa arkadaşlar 196, 196 TL'den 267 TL'ye çıkarıldı. 251 ile 650 cc arası ise 406 TL 406 TL'den 553 TL'ye çıkarıldı arkadaşlar. Motorlu taşıt vergisi 1-3 yaş arası arkadaşlar bunlar. 3-6 yaş arası biraz daha düşük, 9 yaş arası daha da düşük olacak zaten bunu siz de biliyorsunuz ama 1-3 yaş aracınız varsa ortalama en düşük 1431 TL çıktı arkadaşlar. En düşüğü bu. En yüksek 1-3 cc'de 1717 TL'ye çıkarıldı. 1.3'te 1.6 motoru varsa arabanızın en düşük 2492 TL'ye çıkarıldı. En yüksekse arkadaşlar 5286 TL'ye çıkarıldı vergisi. Motosiklette de arkadaşlar en düşük 267 TL olurken en yüksek 553 TL devlete vergi vereceksiniz arkadaşlar. Evet 2022 yılında araç vergileri, pasaport harçları, ehliyet harçları, tapu harçları ve trafik cezalarını sizlere sunduk arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Videonun altında yorumlarınızı yazınız. Bu kadar vergi sizce çok mu az mı? Bu kadar vergi arttırılması sizce çok mu az mı? 2022 yılında bakalım SSK harçları ne kadar olacak arkadaşlar? SSK prim ödemeleri. An itibariyle şu an SSK'da 1250 TL civarı SSK ödemesi yapılıyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar 2022 yılında herhalde bir 1500 minimum 1500 1600 hatta belki 1700 TL civarı SSK ödemesi yapılacak. İşçiler adına. bağ kurularda arkadaşlar demek ki bağ tahminim 1200-1300 TL çıkarılacak. bağkur esnaf primi ödemesi. Normal SSK işçi prim, primleri de demek ki en az 1600 TL çıkacak gibi görünüyor. Çok çok yüksek rakamlar bunlar arkadaşlar. Bu kadar rakamlar ödüyorsun, emekli olalım diyorsun asgari ücrette. An itibariyle asgari ücretten emekli olduğunuzu varsayırsanız en fazla 1600 TL maaş alacaksınız arkadaşlar. Maalesef durumlar böyle. Evet 2022 yılı yılbaşı zamları böyle oldu. Vergi, harç ve cezaları sizlere sunduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Videonun altına ekstradan iş ilanları ekledim arkadaşlar. Güncel kamuda iş ilanları çok fazla var. Bilginiz olsun. Kamuda iş ilanlarına kamuda işim olsun. Güvenceli bir işim olsun diyorsanız videonun altına belediye personel alımları, kamu personelleri, iş kuru iş ilanları linklerini hepsini ekledim. Hatta yurt dışı iş ilanları linklerini de ekledim. Belki yurt dışına kapa atmak isterseniz Hepsinin linkleri videonun altında var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.